kanunla yapılan bir düzenlemeyi bir belediye ya da herhangi bir kurum kaldıramaz. Bunu başka bir kanunla ancak kaldırabilirsiniz. Dolayısıyla bu tür şeyler sadece bir tepkidir. Hatta belki bir kamuoyu yoklaması gibi görüyorum ben. Bazı belediyelerin ya da bazı kooperatiflerin bir kamuoyu oluşturmak ve böyle bir şeyin altyapısını hazırlamak ama zamanlaması çok yanlış. Çünkü önümüzde belediye seçimleri var. Asla buna izin verilmez. Ve bu kanuna karşı bir takım uygulamalar yapanlar da illaki bir cezai müeyyidesi olur. Onları bir uyaralım öncelikle. Fakat şunu da belirtelim. Haklı yönleri yok mu? Var. Yani belediye otobüsleriyle ilgili sıkıntılar var. Çünkü maliyetleri karşılanmıyor. Ve bu otobüslerin en büyük maliyet kalemleri yakıt olduğu için ona da gelen zamlardan dolayı böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntından dolayı bir tepki gösterildi zaten. Fakat bu çözüm değil. Çözüm aslında her iki tarafa da söyleyeceğimiz çözüm şu. Bizim Tüketiciler Birliği olarak, şimdi eğer bu yaşlı vatandaşlarımız 65 yaş üstüne böyle bir hak veriliyor ise, bunun da bir sınırlaması yok ise, ne saat sınırlaması var, sabah 7-9 arası binilemez, akşam 4'den sonra binilemez gibi bir sınırlama yoksa, o çok yoğun saatlerde ve sayı itibariyle de bir sınırlama yoksa, günde 30-40 defa, 50 defa binenler var. Hatta bu işi meslek haline getirip, kuryecilik yapıp bunu belediye otobüsleriyle taşıyanlar var, yani bedavaya getirerek. Muazzam bir düşünce, cin bir düşünce. Bu da tespit edilmiş. Bunun önüne geçmenin yolu aslında eğer bir yardım yapılacaksa Aile Bakanlığı tarafından, ki belediyelere ve özel otobüslere veriliyor bu para zaten, yaşlı başına 65 yaş üstüne biniş başına ya da kilometre başına bir para veriliyor zaten. Bakın bununla alakalı para ödeniyor. Bunu direkt 65 yaş üstüne yapsak, yani aylık 500 lira ulaşım desteği diye 65 yaş üstüne Aile Bakanlığı'nın yapacağı bir destek burada hem yoğunluğu bitirir, hem suistimali bitirir, hem de belediye otobüsleri ya bize gene bugün kaç tane bedava bindi falan endişesi taşımazlar. Bir çözüm önerisi, hükümetin ve Aile Bakanlığı'nın bunu değerlendirmesini bekliyoruz.